Bizler Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak ülkemizin, dünyamızın son dönemde önemli sorunlarından olan çevre konusuyla ilgili, çevreyle ilgili bir proje geliştirdik. Bu projemizde plastik atıkların piroliz yöntemiyle geri kazandırılması. Ama burada ince bir detay vardı. Bunlar, bu kullanacağımız plastikler diğer şekillerde geri kazanılamayan plastik ürünler. Ve bununla ilgili 2020 yılında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na bir proje sunduk. Bu projemiz onaylandı. Şu anda tesisimiz çalışma aşamasında, test çalışmaları aşamasında. Ve burada hedeflediğimiz kitle, hedeflediğimiz çevre, ilimiz merkezindeki organize sanayi bölgesi, Cumayan sanayi bölgesi, Kemal Oyman, Bağırsan, Öylebeli sanayi bölgesindeki plastik atıkların diğer evsel atıklara ve diğer atıklarla karıştırılmadan direkt toplanarak geri kazanım sağlanması. Biliyoruz ki hayatımızın her noktasında olan plastik ürünler son yıllarda neredeyse kullandığımız evdeki ambalajlardan tutun kullandığımız otomobillere, otomobillerimizin lastiklerine birçok şeye kadar plastik kullanıyoruz. Ve bunların temeli ham maddesi petrol olduğuna bunları atık olarak değerlendirmememiz gerektiğini düşündük. Çünkü milli bir servet, petrol dünyada birçok savaşlara, kavgalara neden olan bir ürün, bir yeraltı zenginliği ve bu tarz plastik ürünlerinde bir şekilde çeşitli yöntemlerle geri kazandırılmasıyla hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de çevreye verdiğimiz zararı en aza indirmek çabasındaydık. Tabii bu ekonomik kaygılar dışında bu projeyle birlikte bizim sosyal hedeflerimiz de vardı. Son zamanlarda medyadan, internet kanallarından, televizyonlarından sıkça izliyoruz. İşte bir İstanbul ve Marmara Denizi'ndeki müsilaj durumu, diğer denizlerimizdeki veya doğanın farklı noktalarındaki kirlilikler ve bu kirlilikler bizim insan eliyle, bizlerin dikkatsizliği sonucunda ortaya çıkan ve telafileri çok zor olan, bazen geri dönüşü olmayan zararlar çevreye verdiğimiz. O yüzden biz bu projemizde sosyal hedef olarak da yine insanlarımızın çevreyle alakalı, bu yaptığımız projeyle birlikte çevreyle ilgili biraz dikkatlerini çekmek, onların çevreye karşılığı farkındalığını biraz daha artırabilmeyi hedefledik. Bununla ilgili belediyemizin sosyal yaşam merkezlerinde, farklı çevrelerde, ortamlarda ve 2011 yılından itibaren birkaç kez olmak üzere ilimiz merkezdeki ilköğretim okullarında, ortaöğretim kurumlarında bizzat öğrencilerimize çevreyle ilgili, atıkla ilgili seminerler vererek, toplantılar yaparak insanlarımızın dikkatini çekmeye çalıştık. Değerli Sayın Başkanlar, değerli Sayın Başkanlar, hoş geldiniz. Biz bugün Sayın Müdürümüzün de bahsettiği gibi bu projemiz kapsamında çevre kirliliği ve bu çevre kirliliğinin oluşturduğu etkilerle ilgili farkındalık yaratmak için aslında tam da Dünya Çevre Haftası dediğimiz 5 Haziran 11 Haziran arasında kutlanan Dünya Çevre Haftası'nda bu farkındalık eğitimi, daha doğrusu farkındalık toplantısını düzenlemek istedik. Bununla ilgili hem çevre kirliliği hem de plastik atıklarla ilgili genel size bilgiler aktarılmalıydı. Ben yavaşça başlayayım isterseniz. Öncelikle çevre kirliliğini tanımlamadan önce size çevrenin ve kirliliğin ayrı tanımlamayı yapmak istiyorum. Çevre dediğimiz aslında ortam hem canlı varlıkların hem de cansız varlıkların birlikte beraber yaşadıkları, birlikte etkileşimde bulundukları bir ortam. Ve biz bu çevre içerisinde yaşarken biz bu çevreyi kirletiyoruz. Bu yüzden de doğal kaynakların kullanımı olsun,
üretimler olsun, bunların hepsinin beraber ele alındığı bir ortam, çevre olarak adlandırılıyor. Peki kirliliği tanımlayacak olursak, kirlilik aslında benim buradaki tanımım çok fazla literatürde veya çok kitapta bulunmaz. Bunu bize lisanstaki hocamız aslında bu şekilde tanımlamıştı. Ben de çok beğendiğim için kendi öğrencilerime de bu şekilde aktarıyorum. Kirlilik dediğimiz zaman herhangi bir maddenin bulunmaması gereken bir yerde bulunması veya bulunması gereken bir yerde fazla miktarda bulunması kirlilik olarak tanımlanıyor. Bunu şöyle anlatabiliriz. Mesela atmosferde karbondioksit halihazırda bulunuyor veya azot, işte kükürt oksitler bunlar bulunuyor atmosferde. Ama bunların belli bir miktarı geçmesi durumunda bu artık kirlilik oluyor. Veya su ortamında, su ortamı halihazırda temiz olarak biliyoruz. İçerisinde bir plastiğin bulunması bu suyun kirlenmesi anlamına geliyor. Yani suyun içerisinde plastik normalde olmaması gerekiyor. Bu ortamda bulunduğunda kirletici oluyor. Kirliliği bu şekilde tanımlayabiliriz. Baktığımız zaman çevre kirliliği ile alakalı birçok kirlilik türü var. Bu kirlilikler aslında başlıca su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği olarak başlamış ama gelişen teknolojiyle daha da kirlilik türleri artmış durumda. Gürültü kirliliği, daha sonrasında görüntü kirliliği, ışık kirliliği gibi kirlilik türleri de günümüzde artık insanları rahatsız eden kirlilik olarak karşımıza çıkmakta. Bu kirliliğin karşımıza çıkmasındaki en önemli etken aslında biz ne yapıyoruz? Dünyayı insanlar kirletiyor. Biz bunu zaten pandemi döneminde de gördük. Evlerimize kapandığımızda, daha az araç kullandığımızda, atmosferdeki kirleticilerin ne kadar azaldığını, doğal yaşamın kendisini nasıl tolere ettiğini biliyoruz. Nüfusun sürekli olarak artıyor olması dünya üstünde insanların sürekli olarak tüketmesine bağlı olarak bir baskı oluşturuyor. Çevre baskısı oluşturuyor. Bununla ilgili şu yanda gördüğünüz grafikte 1830 ile 2000 yıllar arasında belirli ülkelerdeki nüfus artışını grafikleştirmişler. Ve bu grafiğe baktığımız zaman 1830'da 1 milyar civarında olan dünya nüfusu 2000'li yıllarda 6.1 milyar civarına ulaşmış. Ve bu grafiğe baktığımızda bir atom bombası atıldığında ortaya çıkan o mantarımsı duman anımsattığı için de nüfus bombası adı verilmiş. Yani tam da aslında çevrenin kirletildiğini gösteren ve bunu ironik şekilde gösteren bir grafik aslında bu. Nüfus artışı grafiği. Ve biliyorsunuz nüfus artış projeksiyonları oluşturuyor. Belirli hesaplamalar yöntemiyle. Günümüzde 7.7 milyon milyar civarında insan dünya üstünde yaşıyor. Ve bu artış hızı sürekli olarak devam ederse bu artış hızına bağlı olarak 2100 yılında dünya nüfusunun 11.2 milyar civarında olacağı öngörülmekte şu anda. Ve bu grafikte bir diğer nokta da var. 1950 ile 2000 yıllar arasında nüfusumuz inanılmaz bir şekilde artmış, hızlı bir şekilde artmış. Yaklaşık olarak 3 katına kadar yükselmiş. Buradaki en önemli neden nedir nüfusun artmasındaki? Tabii ki de sanayinin gelişmiş olması, insanların yaşam şartlarının iyileşmiş olması, teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak tıbbi alanlarda yapılan icatlar olsun, yapılan tedavi yöntemlerinin gelişmiş olması insanların daha uzun yaşamasına olanak sağlıyor ve bu da nüfusun hızlı bir şekilde artmasına neden oluyor. Eğer biz nüfus artışını kontrol altında bulunduramazsak bu dünya üstünde daha fazla baskı oluşturacak ve bu baskıyı dünya artık ne kadar kaldırabilir açıkçası bunu tam da kestirmek mümkün değil. Bu nüfus artışı beraberinde neyi getiriyor? Tabii ki de insanlar teknolojinin gelişmesiyle birlikte köylerde tarım yaparken endüstriyel hayat başlıyor ve şehirlere göç ediyorlar. Şehirlere göç ettiklerinde daha fazla miktarda enerji ihtiyacı ortaya çıkıyor. Daha fazla doğal kaynak kullanımı ortaya çıkıyor. Endüstriyel aktivite sürekli artıyor. Endüstriyel aktivitenin artmasına bağlı olarak da çevre kirliliği ortaya çıkıyor. Endüstriyel aktivitenin sonucunda ne oluyor? Tabii ki de tüketimin artmasına bağlı olarak üretim artıyor. Üretimin artmasına bağlı olarak da katı atık miktarımız çok fazla miktarda ortaya çıkıyor. Çekmeye çalıştık. Atık diyoruz, atık olarak çeşitli tanımlar bulunmakla birlikte genel olarak çevrede başkalaşmaya yol açacak miktarda çevreye boşaltılan her türlü istenmeyen madde atık olarak değerlendiriliyor. Bu atıkların yönetimi söz konusu, işte atığın kaynağında özelliğine göre ayrılması, toplanması,
geçici olarak depolanması, geri kazanılması, taşınması gibi her türlü kontrol işlemleri atık yönetimi olarak değerlendiriliyor. Atık yönetiminde öncelikli seçenekler ve en son seçenekler olarak sınıflandırdığımız yöntemler var. En başta en öncelikli seçeneğimiz tabii ki bu atığı önlemek, herhangi bir atık oluşmamasını sağlamak. Bunu işte daha çevre dostu veya işte daha atık üretmeyen prosesler kullanarak sağlama yoluna gidiliyor. Ancak tabii ki her zaman bu prosesler mümkün olmuyor. Dolayısıyla diğer seçenekler azaltma, tekrar kullanım, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve en son seçenek olarak da bertaraf edilmesi tercih ediliyor. Gelişen teknolojiye ve sanayiye bağlı olarak günümüzde çok çeşitli atıklar var. Ancak aynı zamanda bu teknolojinin gelişmesi sebebiyle bu atıkların birçoğunun geri kazanılması mümkün veya geri kazanılması yolunda daha iyi bir şekilde de geri kazanılması yolunda araştırmalarda devam ediyor. Geri kazanım sağladığımız zaman, yaptığımız zaman biz doğal kaynaklarımızı koruyoruz, enerji tasarrufu sağlıyoruz, ekonomiye bir katkımız oluyor. Çöp sahasına giden atık miktarında da önemli azalmalar meydana geliyor. Daha önce de bahsedildiği gibi plastikler artık günümüzde her alanda karşımıza çıkıyor. Su şişelerinden tutun da tıbbi malzemelere, elektronik ürünlere kadar artık hayatımızın her yerinde mevcutlar. Petrokimya endüstrisinden üretilen plastikler tercih edilme sebepleri çok farklı türlerin olması ve her plastik türünün kendine özgü özellikleri olması sebebiyle kullanım alanının çok geniş olması, esnek yapısıyla kırılma ve yırtılmalara karşı dayanıklı olabiliyorlar, sağlam yapıları nedeniyle tercih ediliyorlar. Özellikle kullanat şeklinde üretilen tek kullanımlık plastikler üretilmeye başlandıktan sonra bu plastik kullanımı günümüzde daha fazla artış göstermiştir.